Değerli rektörler, kıymetli akademisyenler, sayın valim, sayın belediye başkanı, kıymetli misafirler, ilim tarihinin en değerli alimlerinden Kutbuddin Şirazi'nin vefatının 710. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen sempozyum vesilesiyle sizleri saygıyla selamlıyorum. Felsefe, matematik ve astronomi başta olmak üzere birçok alanda verdiği eserlerle İlim tarihindeki yerini alan Kutbuddin Şirazi'nin Anadolu'ya gelişi, bilgi ve ilmi bu topraklarda araması son derece de önemlidir. İlim tarihimizin derinliğine hakkını vermesi bakımından Şirazi hakkında sempozyum düzenlenmesine öncülük etmeleri sebebiyle sayın rektörlerimizin şahsında Sivas Cumhuriyet Üniversitemizi ve İstanbul Medeniyet Üniversitemizi tebrik ediyorum. Konuyu fikir olarak ortaya koyan ve çalışmalara öncülük eden değerli dostum Profesör Doktor İhsan Fazlıoğlu hocamıza da ayrıca ve bilhassa teşekkür ediyorum. Sempozyumun İslam tarihinin velut dönemlerinin analitik bir tahlile tabi tutulmasına ve sonraki dönemlerle mukayese edilmesine imkan sunacağına inanıyorum. İslam aleminin ahvalini tahlil etmemize yardımcı olmasını temenni ediyorum. Değerli arkadaşlarım, İslam dünyasının altın çağları, hikmet müminin yitik malıdır, onu nerede bulursa alır hadisinin gereğini yerine getirmeye çalışan alimlerin yetiştiği dönemdi. Onlar 8. yüzyıldan itibaren astronomiden coğrafyaya, felsefeden fizik, kimya, biyolojiye, matematikten musikiye, sanat ve mimariden tarih ve tıbba kadar her dalda eserler verdiler, düşüncelerini paylaştılar. Akıl ve ilmin ışığıyla doğuyu aydınlatan, sevgi ve hoşgörüye dayalı felsefesiyle gönülleri ısıtarak İslam medeniyetini inşa eden o alimler 15. yüzyıldan sonra yetişmez oldu ve maalesef zamanla unutuldu. Neden unutuldu, nasıl unutuldu? Bu soruların arkasından gitmeyi son derecede önemli buluyorum. İslam tarihinde pozitif ilimlerden konu açıldığında genellikle aklımıza ilk gelenler Farabi, İbn-i Sina, Harezmi, Biruni gibi alimlerdir. Ancak eserleri arşivlerde kalan, adları unutturulan ya da unuttuğumuz çok sayıda alim vardır. Onlardan biri de Kutbuddin Şirazi'dir. Şirazi, bilginin peşinden sürüklenen bir alim. Bir yerden bir yere gitmenin günler aldığı, konaklama, barınma imkanlarının sıkıntılı olduğu dönemlerde İslam dünyasının coğrafyasını bütün önemli merkezlerinde bulunmuş bir alim. Hayatı İran'ın güneyinde yer alan Şiraz, Urumiye Gölü yakınlarında Meraga şehri ile birlikte Konya, Sivas, Malatya, Bağdat, Kahire, Şam, Tebriz şehirlerinde geçti. Saydığım bu şehirler günümüzden 700 yıl önce aklın, bilimin ışığıyla parlıyorlardı. Değerli arkadaşlar, Batı dünyası o dönemlerde entelektüel olarak komadaydı. 6. yüzyıldan itibaren Orta Çağ denilen karanlık döneme girdiği için medeniyet dediğimiz kavramın da çok uzağındaydı. O dönemlerde Endülüs'ten Mısır'a, Anadolu'dan İran'a, oradan Çin'e kadar uzanan İslam dünyasında hikmetin peşinde koşuluyordu. Kendi medeniyetimizin değerini anlayabilmek için bir gerçeğin altını çizmekte fayda var. Dünyanın ilk ve en eski üniversitesi Fas'ta 859 yılında kurulan Karaviyin Üniversitesi'dir. Batılıların hakikaten üstünü örtmekte maharetli oldukları için dünyanın bugünkü anlamıyla ilk üniversitesinin Bologna Üniversitesi olduğunu iddia ederler. Bologna Üniversitesi, Fatımiler tarafından kurulan Karaviyin Üniversitesi'nden 229 yıl sonra ortaya çıkmıştır. Bu üniversitenin kuruluşunda da Doğu Roma İmparatorluğu'nun ya da diğer adıyla Bizansların 9. yüzyıldan itibaren İslam dünyasında yayınlanan eserlerle tanışmalarının büyük etkisi vardır. Batılılar İslam dünyasında yapılan çalışmalarla İskenderiye, Antakya, Halep, Şam, Kudüs gibi aynı zamanda ticaretin de merkezi olan Akdeniz kıyısı bulunan şehirlerimizle temas etmişlerdir. 11. yüzyılın sonlarından başlayan ve 13. yüzyılın sonuna kadar devam eden Haçlı seferleri de bu temasları hızlandırmıştır. Temaslar sırasında Müslümanlar tarafından açılan medreselerde, kurulan kütüphanelerdeki eserlerle ilgilenmişler, onları batıya taşımışlardır. Bizanslıların Meraga, Tebriz gibi şehirlerden ilmi batıya taşıma yolları da Erzurum, Trabzon üzerinden önce İstanbul, oradan da İtalya olmuştur.
bu süreçte onlarca eser Arapçadan Yunanca'ya çevrilmiş, birçoğuna da eski Yunan bilginlerin adları yazılmıştır. İslam alimleri Emeviler döneminde başlayan ve 9. yüzyılın başlarında Abbasiler döneminde kurulan Beytül Hikme'de kurumsal bir çerçeveye büründürülen tercüme çalışmaları ya Batı'ya da kendi birikimlerini hatırlatmışlardır. Ancak onlar Müslümanların birikimlerine aynı ihtimamı göstermemişler ve bütün insanlığa ilmin beşiği olarak Batı'yı takdim etmeye çalışmışlardır. Günümüzde bir yazarın, bir eserin ulusal ve uluslararası haklarını koruyan telif kanunları vardır. Bir eserden kaynak göstererek alıntı yapabilirsiniz ama intihal yapamazsınız. Hele hele bir eseri olduğu gibi çalıp üzerine kendi imzanızı atamazsınız. Batılılar bunu gerek Hint klasiklerini çalarak, gerek İslam alimlerinin eserlerini çalarak, tezlerini, teorilerini çalarak mebzul miktarda yapmışlardır. Tabii onların inkarı bizim ihmalimize mazeret teşkil etmemelidir. Zira birikimlerimize sahip çıkmak, yitiğimizi arayıp bulmak bizim vazifemiz. Bu görevi yapanlardan biri de merhum Fuat Sezgin hocamızdır. Ömrünün 65 yılını İslam bilim tarihini araştırmaya adayan merhum Fuat Sezgin hocamız, 2008 yılında açtığı İslam Bilim Tarihi Müzesi'nde 1300 cilt eser bağışlamıştır. İslam bilim tarihini araştırmak için yaptığı çalışmaların sebebini de şöyle açıklamıştır. Bunları geleceği değiştirmek, kıpırdatmak için yapıyorum. Ben bunu bütün insanlık için yapıyorum ama benim gizli ve esas hedefim memleketim, milletimdir. Bu konuda yapılan önemli bir çalışma da İslam medeniyetinde bilim öncüleri adıyla yakın zamanda yayınlanan 9 ciltlik eserdir. Sempozyum vesilesiyle yeni yayınlanan bu esere işaret etmeyi isabetli buldum. Değerli arkadaşlar, Nobel Kimya Ödülü sahibi Sayın Profesör Doktor Aziz Sancar, 2016 yılının Mayıs ayında verdiği mülakatta, Türkiye değil, bütün İslam dünyasında son 500 yılda doğru dürüst bilime katkı yok demişti. Müslümanların 500 yıldır bilime niye katkıda bulunmadıklarının cevabını bulma görevini de sosyal bilimcilere bırakmıştı. Müslümanların bilime niye katkıda bulunmadıklarının cevabını ararken, altın çağımızı bir kez daha tahlil etmemiz gerektiğini düşünüyorum. İzmihlal dönemlerimizden kalma tepkisel bir yaklaşımda din ile ilmi birbirinden ayırarak değerlendirenler, kendi geçmişimize oryantalistlerin gözüyle bakma illetine yakalananlar oldu. Halen de bunlardan bol miktarda var. Özellikle pozitivizmin iman gibi benimsendiği 19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın ilk yarısında din dışılık insanlığın kurtuluşu olarak gösterildi. Din ile ilmi birbirinin antitezi olarak değerlendirenler, camiyi, okulun, din adamını, öğretmenin karşısına koydular. Oysa sempozyumun konusu olan Kutbuddin Şirazi'den hareketle İslam medeniyetinin şahikasına çıktığı altın çağlarımızın gerçeği bu görüşleri teyit etmiyor. Değerli arkadaşlar, o dönemlerde dini ilimler ile pozitif ilimler iç içeydi. Dönemin bütün alimleri çok disiplinli bir kimliği haizdi. Kutbuddin Şirazi de onların başında geliyor. Madde ve mana gibi din ile ilmin barışık olacağını, kafada ilmin, gönülde imanın bulunacağının en büyük kanıtlarındandır. Etkileri günümüze kadar ulaşan Şirazi, göz doktorluğu yapan sufi bir babanın oğludur. Din ilimleri öğrenirken İbn Sina'nın El Kanun Fittıp kitabından ilhamla önce tıbba, sonra matematik ve astronomiye ilgisi kaymıştır. Mevlana'dan Sadreddin Konevi'ye, Nasreddin Tusi'den Cüveyni'ye kadar dönemin önemli ilim ve gönül adamlarından dersler almıştır. Üstelik Malatya ve Sivas kadılığı da yapmış. Esasen fıkıhla meşgul olmuştur. Bağdat merkezli kurulan Nizamiye medreselerinin modellendiği Gök Medrese'de matematik, optik, coğrafya, fizik ve astronomi dersleri vermiştir. Şirazi bu dersleri verdiği dönemde yalnız değildi. 8. yüzyıldan başlamak üzere İslam dünyası büyük bir ilmi mirasın varisiydi. 15. yüzyıla kadar bu miras gelişerek geldi. Ancak o dönemden sonra İslam dünyası hem dini ilimler hem de pozitif ilimler konusunda nispeten fetret dönemine girmiştir. Az önce ifade ettiğim üzere niye bu noktaya gelindiği, nasıl gelindiği soruların cevaplarını arama görevini Aziz Sancar hocamız sosyal bilimcilere bırakmıştır. Kutbuddin Şirazi'nin şöhreti birçok disiplinde uzman olması ve birçok alanda kıymetli eserler vermesidir.
Bir taraftan teorik ve pratik olarak tabiplik çalışmış, İbn Sina'nın tıp konusundaki temel eserini değerlendirmiş. Diğer taraftan Gazali sonrası büyük tahribata uğramış olan İbn Sina'nın felsefesini tasavvufi yaklaşımlarıyla yeniden canlandırmaya çalışmıştır. Bu arada bilhassa matematik ve fizikle derinlemesine alakadar olmuş, yine teori ve pratikte adeta tasavvufun içinde doğmuş ve yetişmiştir. İbn Sina'nın felsefesini, Suhraverdi'nin ve İbn Arabi'nin tasavvuf doktrinlerini kendine mahsus bir çerçevede telif etmiştir. Bu arada coğrafya ve astronomi çalıştığını, bu iki alanda da kıymetli eserler verdiğini zikretmek gerekir. Mesela matematik çalışmalarını metafizikle birlikte yürütmüş, matematik çalışmalarını metafizik alandaki çalışmalarıyla bir bütün olarak görmüş, matematikte elde ettiği birikimin metafizik çalışmalarına katkı yaptığına inanmıştır. Matematik çalışmayı metafiziğin soyut kavramlarını idrak edebilmek için vazgeçilemeyecek bir zaruret olarak görmüştür. Böylece Şirazi İslam dünyasından bilim ve felsefenin geliştiği dönemdeki bütünlükçü hakim idealini ortaya koyan çok önemli bir örnek şahsiyettir. Varlığa dair ne varsa zahir batın, fizik metafizik, madde mana olarak her alan ve boyutta bilgiyi bir bütün ve birbiriyle irtibatlı olarak gören bu anlayışın zaman içinde zayıflamaya başladığı, bir kanadı kırılmış kuş gibi İslam dünyasında çırpınmakta kaldığı görülmektedir. Öbür taraftan diğer tek kanadı aşırı bir şekilde büyüyen bir kuş olarak batıda, bugün günlük hayatımızda da bazı komplikasyonlarını gördüğümüz bir tabloya dönüşmüştür. Neden böyle oldu sorusunun cevabını belki de Kutbuddin Şirazi'nin şahsında gördüğümüz, bütün ilim dallarında bilgi sahibi, bütünlükçü, hakim, felsefe ve bilim insanının ve esasen bu yaklaşımın kaybında aramalıyız. Değerli arkadaşlar, bu düşüncelerle Kutbuddin Şirazi'yi hatırlamak ve anlamak için düzenlenen sempozyumun son derecede faydalı olduğunu düşünüyorum. Sempozyuma katılan, katkı veren bütün akademisyenlere teşekkür ediyorum. Böyle önemli bir toplantının gerçekleştirilmesine öncülük eden Profesör Doktor İhsan Fazlıoğlu hocamıza ayrıca teşekkür ediyorum. Sivas Cumhuriyet Üniversitemize, İlahiyat Fakültemize, İstanbul Medeniyet Üniversitemize, Edebiyat Fakültemize, Kutbuddin Şirazi'ye vaktiyle ev sahipliği yapan şehre, Sivas Valimize ve Sivas Belediye Başkanlığımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugün Tacikistan Meclis Başkanı ve beraberindeki heyet var. Onlarla hocamız görüşmeler ve çalışmalar var. Bu münasebette kalmayı arzu ediyorum ama ayrılmak zorundayım. Kusura bakmayın, büyük emeklerle düzenlenen bu sempozyumun sonuçları itibariyle hedefine ulaşmasını Cenab-ı Hak'tan diliyorum. Selam ve saygılarımı sunuyorum.